İzleyiciler, Erkeber TV ekranlarından hepinize mutlu akşamlar diliyorum. Daha önceden de duyurduğumuz üzere stüdyolarımızda kıymetli bir konuğumuzu ağırlıyoruz. Hiç zaman kaybetmeden kendisine hoş geldiniz diyerek sohbete başlamak istiyorum. Oltu'nun başarılı belediye başkanı Sayın Necmettin Taşçı stüdyo konuğumuz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Hayırlı akşamlar. Öncelikle Erk TV adına, Oltu Belediyesi adına Erk TV'nin yöneticilerini ve sizleri hemşehrilerimi, Oltu halkını saygıyla selamlıyorum. Hepinize hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar diliyorum efendim. Evet başkanım, az önce de ifade ettim. Gerçekten Oltu'ya önemli hizmetler yaptınız. 10 yıl süreyle Oltu Belediye Başkanlığı yaptınız. 99-2004 yılları arası. Bir 10 yıl aradan sonra yine 2019'da. 15 yıl. Evet, yeniden belediye başkanı seçildiniz. Son derece aslında baktığınız zaman Oltu'nun çehresinin değişmesinde emeği olan geçmişten bugüne bir isimsiniz. Ben öncelikle istiyorum ki Necmettin Taşçı Oltu'da neler yaptığı, hangi projelerin altına imza attığı, seçimden önce vaat ettiği projelerini tamamlayabildi mi, neleri yapabildi, neleri yapamadı, isterseniz bununla başlayalım. Ardından sorularım olacak. Buyurun efendim. Şimdi Sinan Bey, 99-2004 yılında tabii Allah rahmet eylesin, benden önceki Osman Ayıldız Belediye Başkanı ağabeyimiz kan kanseriydi. Son 5 yılında Allah rahmet eylesin. Amin. Be. Amin. Son 5 yılında bayağı ciddi sıkıntılıydı. O zaman ben Erzurum'da bir yüksekokulda idarecilik yapıyordum. Netice itibariyle Oltu'lu olduğum için çevremizden çok baskılar yapılması neticesinde Oltu'da gittim, aday oldum ve kazandık. O gün de Oltu'nun ciddi sıkıntıları vardı ve cesaretimizle, inancımızla Oltu halkını arkamıza almak suretiyle, biraz da özgüvenimizin olması neticesinde Bismillah deyip ciddi manada, unutmuyorum, hiç unutmuyorum, o zaman 18 Nisan'da milletvekili seçimleriyle belediye başkanlığı seçimleri beraber olmuştu 99'da. Ben de 21 Nisan'da göreve başlamıştım Perşembe günü. Hala şu anda televizyon ekranlarında ve sizin huzurunuzda o gün itibariyle 2004'e kadar yapmış olduğum hizmetler bile aklımda. Hepsini tek tek anlatabilirim. Ama en önemli o günkü hizmetlerimiz, yani ben Oltu'ya gittiğimde kanalizasyon yok, su problemleri çok. Sağlıklı içme suyu yok. Evet tabii. Ben çok net hatırlıyorum. Yani tabii kanalizasyonlar tamamen yani Oltu çayına akıyor. Ciddi manada sağlık problemi var ve ciddi manada kokular meydana gelmiş. Netice itibariyle Oltu halkıyla, o zaman öğretmen evinde böyle bir büyük salonumuz var, başka salon yerimiz de yok. Toplantı yaptık. Kanalizasyon mu, su mu? Netice itibariyle soğul denilen, soğulun suyu denilen bir içme suyu var, mahalle suyu. Dediler biz bununla idare ederiz. Ama bizim kanalizasyon problemimizi, daha doğrusu yeraltı problemlerimizi çözmenizi istiyoruz. Çok şükür o günkü şartlarda koalisyon hükümeti vardı. Benim girişimlerim DSP milletvekillerinin oluşturmuş oldukları bakanlıklar olsun, anavatan milletvekillerinin oluşturmuş oldukları bakanlıklar olsun, bir de Milliyetçi Hareket Partisi'nin oluşturmuş oldukları bakanlıklar olsun, üçüyle de, üç partinin bakanlıklarıyla da, bakanlarıyla da çok ciddi iletişim kurmak suretiyle Oltu'ya Bismillah deyip hemen işe başlamaya başladık. Ve o günkü Ulaştırma, Bayındırlık ve İskan Bakanı Koray Aydın, Oltu'ya davet ettik. Oltu'ya geldikten sonra orada kanalizasyon sözünü aldık. Netice itibariyle yer altında çok ciddi bir çalışma yaptık. Allah'a şükür şu anda Oltu'nun yeraltı problemlerini elimizden geldiği kadar gayret gösterip yaptık. Ama en önemlisi derenin ıslahıydı. Oltu çayının ıslahıydı.
Bunu devlet su işleri yapması gerekiyordu. Benim neticede irtibat kurmuş olduğum yöneticilerin bana göstermiş oldukları ilgi ve alaka, özellikle güvenden dolayı beraber yapalım, biz de size yardımcı olalım, siz de bize yardımcı olun derken pek fazla dayanamadı devlet su işleri. Çünkü ciddi bir projeydi. Yine Oltu Belediyesi olarak biz o taşkından koruma, Oltu Çayı'nın korunmasıyla ilgili o projeyi gerçekleştirdik. Bizden sonra da devlet su işleri tamamını bitirdi. Ve en önemli şu anda projelerimizden o günkü yıllarda Oltu Çayı'nın ıslah edilmesi, bir de kanalizasyon projemizin gerçekleşmesiydi. Malum Oltu o günkü şartlarda daha belediye binasında bile problemleri olan, netice itibariyle yeni bir meslek yüksek okulu kurulmuş, o meslek yüksek okulu yeni belediye binasında eğitim öğretim yapan bir durumdaydı. Bunların hepsini toparlayıp gerek rektör beylerle, gerek o günkü meslek okulu müdürümüzle, Oltu Kaymakamımızla görüşmemiz neticesinde yeni binamıza taşındık ve belediyede de bismillah dedik. Diğer yapacağımız projelerimizi gerçekleştirmeye çalıştık. Oltu 2004 yılında 346 milyar, o zaman 6 sıfır silinmemişti. Bir parayla öğretmen evinde Oltu halkının huzurunda yapmış olduğumuz toplantılar neticesinde ilgili belediye başkanına, ilgili yöneticilere makbuz karşılığı bunu teslim ettik ve oradan ayrıldım. 15 yıl sonra Oltu çok perişandı. Tekrar ben Ankara'daydım o zaman. Beni Oltu davet etti. Mutlaka gelmeniz gerekiyor denildi. Evet, vatandaşın çok yoğun teveccühüyle evet, siz yeniden aday oldunuz. Doğru ve ciddi de oy verdiler. Büyük Birlik Partisi'nden aday oldum. Ciddi bir oy verdiler bana. Ve tekrar biz bismillah deyip o günkü düşen Oltu'nun belediyesinin hizmetçilik anlayışını tekrar diriltmek için elimizden gelen bütün imkanlarla bugünkü haline getirebildik. Şu anda Oltu artık şehirleşen bir ilçe konumuna geldi. Hizmetlerimizi ilerleyen zamanlarda isterseniz ben size sıralamaya çalışıp ve anlatmaya çalışacağım efendim. Evet, KJ'yi düzeltelim. Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı stüdyo konuğumuz. Reciden rica edelim, yanlış KJ düşmüş, onu hemen düzelsinler. Evet başkanım, 2019-2024 aslında evet, en önemli dönem bu dönem, 2019-2024 dönemi. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz, neler yaptınız? Ben biliyorum aslında yaptığınız işleri, biz evet, de yakından takip ettik. Oltu'da bir OSB var artık, ikinci organize sanayi bölgesi var. Doğrudur. Bir sürü iş adamını ikna edip oraya getirdiniz, yatırım yaptılar. Başlayalım başkanım, neler yaptınız? Şimdi 2019 koltuğa oturdunuz, evet, nasıl bir manzara vardı onu da merak ediyorum belediyenin tablosunda. Evet, şöyle bir şey ile bir ayet-i kerime ile bu konuları izah etmeye çalışacağım. Cenab-ı Allah Müminin suresinde şöyle buyuruyor: onlar emanetlere ve verilen sözlere riayet ederler. Ayet-i kerimesinden hareketle biz emanetleri ve verilen sözleri çok arkadaşlarımızla tartıştık. Neler yapabiliriz? Şimdi biz buraya geldik. Bize bu Oltu halkı ciddi manada 11 binden fazla bir oy verdiler ve buna karşılık mahcup olmamak için ciddi bir kadroya, ciddi bir çalışmaya ihtiyaç vardı. Hakikaten o günkü şartlarda acil eylem planı dediğimiz bir başlık adı altında biz projelerimizi sıralamaya başladık. Bir defa önce belediyeyi bir
Şöyle hiyerarşik bir zincir sistemi adı altında kurumsal düzeltmem, bir yapıya kavuşturdunuz. Tabii düzeltmem zaten gerekiyordu. Bunu gerçekleştirdim en kısa zamanda. Çünkü disiplin olmasaydı ben bu kadar başarılı olamazdım. Ama zamanla disiplini değişik mecralara çekmeye çalıştılar. Fakat başarılı olamadılar o konuda. Çünkü disiplinsiz hiçbir şeyin yürümesi mümkün değil. Bunu da şöyle izah etmeye çalışıyorum. Mesela bu disiplinsizlikle ilgili bazen şöyle ifadelerde bulunurlardı. İşte sert, bazen kırıcı oluyor. Halbuki Oltu Belediyesi iş kapısı değil, hizmet kapısı. Netice itibariyle bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak felakettir ifadesinden hareketle ben hep değerlendirmeleri arkadaşlarımla istişare yapmak suretiyle şu konularda mutlaka bana arkadaşlar bilgi getireceksiniz, bunları masaya yatıracağız, Oltu'ya neler yapabiliriz, Oltu'yu ne şekilde kalkındırabiliriz, Oltu'da yol yok, kimse yollara yürüyemiyor. Yani bırakın asfaltını, parke taşını, hiçbir şey yok. Kasislerle dolu her tarafı, ana yollar, tali yollar, her taraf kaldırım yok. Ben 1900 yıkılmak üzere olan bir tabii 1999'da ve 2004 yıllarında yapmış olduğum kaldırımlar ve yol çalışmaları, parke yol şeyleri nedir? Parke taşları duruyordu yani. Netice itibariyle en kısa zamanda ben bir kilit parke fabrikasının kurulması için gayret gösterdim. Ve kilit parke fabrikasını kurduk. Üretime başladık. Üretime başlayınca o günkü Fen İşleri Müdürümüz, Başkan Yardımcımız, arkadaşlarımız da Bismillah dedik. Oltu'nun bu ana yollarla tali yolların hakikaten böyle kasislerinin çok olduğu ve araçların gidemediği yollardan çalışmaya başladık. Öyle bir durum oldu ki 2019'da zaten 8 Nisan'da göreve başlamışız. 43 milyon borçla belediyeyi devralmışız. Siz devrederken kasada 346 milyar o zaman. Tabii 2004'te ben 346 milyar. Devralırken de 43 milyon milyondan eski parayla trilyon. Eski parayla borçla devraldım. Borçla devraldım Oltu Belediyesi'ni. Öyle bir şey var ki Sinan Bey, yol çalışmalarından başlıyordum, onu bir bitireyim. Öyle bir durum söz konusu ki mesela alışveriş yapılan esnafla diyorlar ki peşin para verirseniz şey yaparız, size malzeme veririz. Ama Necmettin Taşçı adına almak istiyorsanız, ne kadar istiyorsanız isteyin. Bu dedim, bana böyle şeyler söylemeyin. Ben şu anda Oltu halkının hizmetçisiyim. Neticede Oltu Belediyesi'ne ve Oltu halkına gerekli ilgi ve ihtimamı göstermek suretiyle ben burada hizmetçiliğin en iyisini efendilerime yapmak istiyorum. Bana yardımcı olun. Neticede hakikaten o konuda da parasal konuda tamamen ciddi bir disiplinize ettiğimiz muhasebe müdürlüğü ve belediyenin yapmış olduğu alışverişlere ciddi bir şekilde takip başlattıktan sonra sistemi oturtturduk artık ondan sonra. Ve bir gün Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekben Bey'in çayını içtiğim, ziyaret ettiğim bir anda, ya başkan dedi, sizin oraya dedi gel bir ayakkabı fabrikası açalım. Becerebilir misiniz? Tabii dedim efendim. Netice itibariyle bana yardımcı oldu. İlgili arkadaşlarla, bu işte ilgilenen fabrikatör arkadaşlarla görüşmelerin neticesinde bir ayakkabı fabrikası kurduk.
Kaç kişi istihdam ediliyor şu an? Şu anda 63 kişi çalışıyor. O zaman 83 kişi çalışıyordu. Hepsi hanım bunların. 4-5 tanesi erkek yönetici, diğerleri hanımefendi. Ve şu anda 63 tane hanımefendi evlerine oradan asgari ücretle maaş almak suretiyle evlerinin geçimlerini sağlıyorlar. 99-2004'te tespihçiler çarşısı diye bir şey yoktu. Gittim, Oltu Çayı'nın kenarında böyle büfelerin içerisinde işte tespih yapıp orada bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Hemen bunlarla ilgilendim. Belediyenin yeni binasının altında ciddi manada bir boşluk var. Fen İşleri Müdürümü çağırdım. Dedim kardeş gel burada bir çalışma yapalım. Bir çalışma yaptık. 43 tane orada küçücük 3'er metrekarelik, 6'şer metrekarelik, 10 metrekarelik tespih dükkanları bunlara tahsis ettik. Netice itibariyle hala da devam ediyor. Yine ilerisinde projelerimizi açıkladığımız zaman sağ olsun Okay Memiş Valim YİKOP kanalıyla Oltu Tespihçiler İşhanı adı altında bir proje geliştirdik. Onu da ilerleyen zamanlarda izah edeceğim. Ve bu ayakkabı fabrikasında hanımefendiler çalıştıktan sonra o bölgede benim altyapısını yapmış olduğum bir sosyal tesis vardı. Sosyal tesisin yıllığı 3000 lira. 3000 liraya vermişler yani. Yani Efkan Ala Kültür Merkezi var. Yıllığı 5 yıllığı 300 bin lira. 5 yıllığı. Biz bir aylığını 685 bin liraya vermişiz. Onlar bir 5 yıllığını 300 bin liraya vermişler. Yani Oltu'yu parsellemişler. Parselleyenler belli. Onları açıklamama gerek yok yani. Bunların hepsini Oltu halkının huzurunda kurtardım Allah'a şükürler olsun. Ve ben bunları kurtardıkça kasamda para birikmeye başladı. Yani bu 43 milyon borç nasıl oluşmuş? Onu da anlamış oluyoruz bu söylediklerinizde. Şimdi Sinan Bey, benim şu anda Oltu Belediyesi olarak 100 milyon borcum olsa hiç kimse bana o konuda hesap sormaz. Niye? Karşılığı var. 100 milyon değil, onun daha belki 200 milyon karşılığı var. Ama o gün 43 milyon borçla ben devraldım. 15 yıl da şu andaki Cumhurbaşkanımız ona buradan sesleniyor. Selam ve saygılarımı iletiyorum. Allah onun yardımcısı olsun. Cumhurbaşkanımız başbakan. Türkiye'de ekonomi fevkalade, dorukta. Oltu Belediyesi'ne gelen aylık İller Bankası'ndan gelen paylar belli. Milyarlar geliyor böyle. Onlar kayıp. 43 milyon da borçla devralmışız. Çok iyi profesyonelce dosyalar hazırlamışlar. Neticede onları karıştırmak istemiyorum şu anda. Geçmiş çünkü. Çünkü teftişler neticesinde kamu zararını yapan arkadaşlarımızın hepsine ceza verildi yani. Hepsi cezalarını aldılar. Biraz da o konuda benden de dargınlar yani. Çünkü ben bu meselelerin üzerine Okay Memiş Valim'in talimatları doğrultusunda gittim ve başardım yani. Şimdi Oltu Belediyesi öyle bir seviyeye geldi ki şehirleşen bir Oltu, demin söyledim. Bir gün Ticaret Odası Başkanımız iki tane genç arkadaşımızla beraber yanıma geldi. Abi dedi ya bu organize sanayide bizimle hiç kimse ilgilenmiyor. Ne yapmamız lazım? Siz Vali Bey'le ilişkileriniz çok iyi. Bir Vali Bey'e beraber gidebilir miyiz? Konu ya dedi en azından oraya bir trafo, bir elektrik ihtiyacımız ilk etapta lazım. Yeraltı çalışmalarını da sonradan konuşalım diye. Kalktık geldik ki Okay Bey'in Sayın Valim'in huzuruna çay içtik, çay ikram etti. Hemen arkadaşlar o
isteklerini söyledikten sonra Aras Genel Müdürümüz, Aras Elektrik Genel Müdürümüz Fikret Bey'e bir telefon açtı. Netice itibariyle Fikret Bey de bu arkadaşları kabul etti. Çay içiyorduk böyle. Tam çayın bitmeden Fikret Bey geriye dönüş yaptı Vali Bey'e. Sayın Valim, bu arkadaşlar genç, konuyu bilmiyorlar. Ben de hiç anlamadım, bir şey yapamadım, özür dilerim dedi. Sayın Valim de dedi ki, ya başkanım bunlar kim dedi? Ticaret Odası'nın başkanıyla yönetim kurulundaki arkadaşlar. Dedi sen bunlarla konuşacaksın. En kısa zamanda biz organize sanayinin başkanı ben, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız ve siz, belediye başkan yardımcısı olmak suretiyle, organize sanayinin başkan yardımcısı olmak suretiyle şey yapacağız. Bir an önce biz organize sanayi diriltmeye çalışacağız. Başkan sen bunu istiyor musun? Elbette ki efendim. Ve hakikaten Mehmet Sekmen de elini taşın altına koydu. Okay Memiş Valim de koydu. Biz Oltu Belediyesi olarak değil, Oltu halkı olarak da elimizi taşın altına koyduk. Yine Bismillah dedik. Bugünkü organize sanayi oluşturduk. Ben bazen duyuyorum işte bir şeyler söylüyorlar. İşte biz organize sanayide böyle yaptık, şöyle yaptık falan. Onlara kesinlikle onlara katılmıyorum. O söylenen veya söyleyen arkadaşlar menfaatlerinin ötesinde hiçbir şey yapmamışlardır. O yaptıkları işlerin de hepsi şu anda mahkemede yani bizden uzak. Bize Allah öyle şeyler nasip etmedi. Biz oltuya dik girdik, dik çıkacağız Allah nasip ederse. Ve şu anda orada çuval fabrikasında 300 küsür kişi çalışıyor. Et ürünleri, et entegre tesisimiz vardı. O şu anda kapalı ama canlandıracağız Allah nasip ederse. Ben burada da Fuat Demir kardeşime de bu konuda teşekkür ediyorum. İyi bir müteşebbis, cesaretli bir arkadaş. İlk tesisi yapan arkadaşımız o oldu. Aynı zamanda MÜSİAD'ın da il başkanıydı o zaman. Onun o cesaretine hayranım yani. Onun için buradan ona bir hem selam hem de teşekkür ediyorum. Netice itibariyle bugünkü haliyle şu anda 11 tane orada fabrikamız var. Karınca kararınca bu arı yani bal ve arı üretimiyle ilgili şu andaki fabrikamız hariç diğerleri rantablo olarak fevkalade aktif çalışıyor. Mobilya fabrikamız keresle pardon. Estağfurullah, buyurun. Keresle ürünleri ve üretimiyle ilgili olan fabrikamız şu anda bitti. Yine bir göleli arkadaşımız bu kereste ile ilgili ciddi bir yatırım yaptı. Şu anda üretim de yapıyor. Çok da başarılı bir çalışma yapıyor. Ama en önemlisi bunların en iyisi çuval fabrikası. 300 küsür kişi. Mithat Güzel diye bir büyüğümüz vardı Oltulu. Biz kırdağ şirinliklerini yaptığımız zaman bunu orada meydan ağası yaptık. Çok ilgi ve alaka gösterdik. İki tane oğlu var. Neticede Murat ve Erkan güzel kardeşlerimiz. Bunları ben Gebze'de ziyaret ettim. Oltu'ya böyle bir yatırımın yapılmasını istiyoruz. Gelin teşviklerden faydalanalım. Sizi ben Oltu'ya davet etmek istiyorum. Sağ olsun babaları da evladım hoca gelmiş, başkan gelmiş onu kırmadan gidin bakın ve başkanın dediğini yapın ifadesiyle geldiler. Netice itibariyle yine İKOP bu konuda Sayın Okay Memiş valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen Bey ve bizim bu konudaki gayretlerimiz neticesinde onlara fabrikalarını teslim ettik. 10.000 metre kapalı alanları var. Müthiş bir fabrika. İnanın Sinan Bey, Ankara'dan bu tarafa belki bu bölgede öyle bir fabrika yok. Allah sizden, onlardan, sebep olanlardan, devletimizden, milletimizden herkes razı olsun diyorum. 300 istihdam bugünün koşullarında hiç küçümsenmeyecek
bir rakam. Kesinlikle. 11 firmanın da Oltu'da, OSB bölgesinde faaliyet göstermesi gerçekten son derece önemli. Ya orada bir şehir oluşturduk yani. Hı hı. Daha da ilerleyecek inşallah. Çünkü hedefimiz Oltu'nun şehirleşmesi yönünde. Ha, Oltu'nun il olması yönünde değil. Kalkınması yönünde. Metropol bir ilçe olması yönünde çalışmalar yaptık. Başardık bunları da. Oltu'nun merkez ilçelerinin dışında şu anda kendi yağıyla kavrulan, buradan sesleniyorum. Yanlışım varsa dinleyenler bu konuda beni hem eleştirebilir hem de soru da sorabilirler. Merkez ilçenin yani Palandöken, Aziziye ve Yakutiye Belediyesi'nin dışında diğer ilçelerimizin Oltu bu konuda kalkınmada lideridir. Lider bir ilçedir. Yatırımlarını biz belediye olarak kendi imkanlarımızla yaptık. Allah'tan başka hiç kimsenin böyle kapısına, tabii elbette ki devletimizin kapısına gittik, bize ciddi yardımlar oldu. Yani hiç kimsenin kapısına gidip de ya şunu da biz Oltu Belediyesi olarak istiyoruz, bunu bize yapın demedik. Kendi yağımızla kavrulduk. Her şeyimizi şu anda dahi kendi imkanlarımızla yapıyoruz. Makine parkını mutlaka belki televizyonlarda görmüşsünüzdür. 50 milyondan fazla şu anda bir ciddi makine parkımız var. İnanın onlar da hepsi 2023 ve 2004 model. Hepsi sıfır. Genç kadromuz var. Aynı zamanda operatörlerimiz, şoförlerimiz ve buna benzer yedekteki elemanlarımız. Hepsi genç kadro. Harika bir hizmet yaptık yani. 20 yıl Allah-u Alem Oltu Belediyesi'ne iyi kullanmaları neticesinde herhangi bir makine parkında herhangi bir sıkıntı olmadan hizmetlerine devam edebilirler diye düşünüyorum efendim. Başkanım, az önce görüntülerde izledik. Parklar gördük, bahçeler gördük, büyük salonlar gördük. Biraz da bunlardan bahsedelim. Şimdi Oltu'nun şu anda Oltu Belediyesi'ne ait 25 Mart Sosyal Tesisleri adı altında ciddi bir sosyal tesisimiz var. Bura yılda 3000 lirayla işte. Evet, bu park. Verilmiş. Parkın içinde, burası değil mi? Evet, tabii orası. O zaman pandemi oldu tabii 2020 yılında ve ciddi sıkıntılar oldu. Hatta bu arkadaşlarıma ben son kiraları bittikten sonra da 3 ay dedim sizden kira almayacağım ama 3 ay sonra burayı bana teslim edeceksiniz. Çünkü o parka Oltu halkı giremiyordu. Parka girenler alkol alan, hap kullanan, uyuşturucu kullanan, ahlaksızlık yapan insanlar. Netice itibariyle o benim için demin okuduğum emanetlere ve verilen sözlere riayet ederler ifadesinden, ayet-i kerimesinden hareketle o emanetleri mutlaka ben kurtarmam gerekiyordu. Ve o rayı kurtardık. Bugünkü haliyle şu anda kapalı 3 tane kılık çadırı var orada. Biri çok büyük. 7 veya 9 tane kapalı şeyi var. Kamelyaları var. Evet. Gördüğünüz gibi. Restoran bir de açık var. Kamelyaları var. Çocuk oyun parkları var. Mescitleri var. Bay ve bayan tuvaletleri var. Kafeteryalar ve lokantaları var. Şu anda Oltu'da en ucuz çayı ve en kaliteli çayı TL olarak ve en ucuz yemeği Oltu Belediyesi orada halka hizmet etmek suretiyle şey yapıyoruz. Vatandaşımıza hizmet ediyoruz. Şu anda 3 liraya orada çay içiyor vatandaş. En pahalı yemeğimiz de 85 lira. Yani evet, kavurma şu anda orada 85 lira. Dolayısıyla tabii bunlar böyle sıradan hizmetler değil. Çok ciddi hizmetler bunlar. Geçen yıl Ramazan'da biz 19.600 küsür insana evde dahil, evlerde dahil iftar yemeği verdik. Evet, ücretsiz ve limitsiz çay. Limitsiz çay. Sahura kadar. Yedi, içti
bize dua ettiler. O duaların yüz hürmetine Allah beni hiç darda bırakmadı. Bütün imkanları kullanmak suretiyle birikim yaptım ve paralarımı altın hesabına yatırdım. İnanır mısınız? O ekskavatör makine parkı inşallah geldiği zaman onu göreceksiniz. Ekskavatörün, Mercedes'in bir tanesi, kamyonun bir tanesi, minibüslerimizin bir tanesi, şu anda yine bir tane daha minibüsümüz gelecek. Ulaştırma konusunda da size kısa bilgi vereceğim. Bunların hepsinin kadın dinlenme evi. Evet tabii, dinlenme tesisleri burası. Gördüğümüz ilçe evet, merkezinde. İlçe merkezinde evet tabii. Bunlar hep kendi imkanlarımızda, kendi gayretlerimizde yapmış olduğumuz hizmetler. İnanır mısınız, şu anda biz ulaşımda Oltutur diye denilen bir şirketimiz var, özel. Onlar da ciddi hizmetler yapıyor. Onlara da buradan teşekkür ediyorum. Evet. Ama tabii Oltu halkı fakir bir halk. Netice itibariyle hayat şartları zorlaştıkça biz onlara yardımcı olmak mecburiyetindeyiz. Minibüs aldık. İki tane sıfır minibüsümüz var. Üçüncüsü de bu ayın sonunda teslim ediliyor. Ve bunlarla biz şey yaptık. Nedir? Bir izleyicimiz Oltu'nun bütün kurumları sosyal tesislerde yemek yiyor demiş. Doğrudur. Kurum çalışanları. Aynen doğru. Doğru. Katılıyorum. Onlara teşekkür ediyorum. Talip Yıldız hiç böyle anlatmamışlardı. Çok güzel işler yapmışsınız başkanım. Kutluyoruz evet. Demiş. Buyurun. Asıl Sinan Bey, asıl şey hizmetlerin bence şu anda en önemlisi. Kilit taşı fabrikası. Evet. Göstermiş Oltu ve Erzurum arasını 50 lira. 1 litre mazota taşıyoruz. Bir kişiyi. Bir kişi 50 lira veriyor. Şu anda mazot 43 küsür lira TL. 1 litre mazot bir insan. Oltu'dan Erzurum'a çok rahat geliyor. Hastane ise hastanenin önüne bırakılıyor. Devletin herhangi bir kurumundaysa oraya bırakılıyor. Evindeyse, hangi mahalledeyse evine bırakılıyor. Tamam mı? Aynı şekilde dönüşleri de telefon ettikleri yerden alınıp ondan sonra Oltu'ya hareket ettiriliyor. Zafer Keleş, Allah var, Oltu Erzurum arası beleş gibi bir şey demiş. Teşekkürler başkanım. Evet, ben de teşekkür ediyorum. Bunun için biz böyle bütün köylerimizin şu anda hemen hemen yol problemlerini çözdük. Yani köy içi problemlerini, parke tesislerimizin üretimlerinin neticesinde. Biraz da son 3 ayda yetmeyince dışarıdan da biraz parke aldık ve bu parke tesislerinin neticesinde köylerimizde ciddi manada köy içi yollarımızı yaptırdık. Yani onları da çamurdan kurtardık. Allah'a şükür şu anda Oltu'nun en büyük köyleri olan Ayvalı, Dutlu, Güzelsu, Gökçedere, bunlar mesela Çamlıbel, buna benzer yani büyük köylerimiz var. Onların hepsinin yol problemlerini çözdük. Eksik olanları da inşallah ileride çözmeye çalışacağız. Allah nasip ederse. Evet, Fatma Eroğlu yazmış. Yol yoktu bu Oltu'da. Her yer asfalt oldu şimdi. Şimdi zaten onu da tabii izah edeceğim ben şöyle. Biz Oltu halkına dediniz ya, projelerde neler söz verdiniz, neler gerçekleştirdiniz diye. Yollarınızı yapacağız dedik. Zaten Oltu halkı benden şunu istiyordu. Diyordular ki biz sizden hiçbir şey istemiyoruz. Bu bir tarihi eser görüyorum ama bu izah edeceğim efendim. Kilisemiz orası. İzah edeceğim. Şurası efendim kilisemiz, Oltu Kilisesi. Şeyin nedir? Yollardan evet, yollarda biz parke çalışması yaparken bir gün bir beyefendi, iş adamı geldi. Bana Oltu'da bir yer gösterebilir misiniz? Asfalt planti kuracağım diye. Ya Rabbi dedim, bu hep rüyalarım değil, dualarım gerçekleşiyor diye. Ben Allah'a çok hamd eder, çok şükrederim. Özellikle gece namazlarında çok dua ederim. Kalktık hemen beyefendiyle gittik, yeri gösterdim. 2 ay içerisinde oraya asfalt planti kurdular ve asfalt dökmeye başladık. Kapımızın önünü, evimizin önünü parke yapın diyen vatandaş bu sefer, başkanım bizim caddeyi de, bizim sokağı da, bizim evin önünü de asfalt yapacaksınız demeye başladılar. Hakikaten şu anda Oltu'nun sokakları Erzurum'un sokaklarından, Ankara'nın sokaklarından,
Hatta şunu da diyebilirim. Bursa'nın ve İstanbul'un sokaklarından çok temiz şu anda. Birkaç tane sokaklarımız hariç. Halikpaşa'da var böyle. Şu anda sokakları söyleyemeyeceğim, isim olarak belirtemeyeceğim yerler var. Kavuşturamadık. Çok var Oltu'da, çok iş var. Yani benim ömrüm Oltu'nun işlerini bitiremez yani. Çok iş var Oltu'da. Evet. Alparslan Abuşoğlu size teşekkür etmiş. Erzurum'un en dürüst siyasetçilerinden birini konuk etmişsiniz demiş. Ebu Bekir Gültekin Nugurcuk mahalle muhtarıymış. Nugurcuk, evet. Kendisi size teşekkür ediyor. Köyümüzün parkesi de asfaltı da yapıldı demiş. Murat Çocuk'un ilginç bir sormuş. O soruyu sormak istiyorum. Evet. Sayın Başkanım'la bir Ankara yolculuğumuz oldu. Doğrudur. Sinan Bey lütfen sorun kendisine. Oltu için hangi kurumlardan ne söz aldı başkanım? Doğrudur. Murat Çoşkun. Evet, ben Murat, merak ettim açıkçası. Murat Çoşkun'a buradan selamlarımı iletiyorum. Çok sevdiğim bir kardeşimiz. Ondan önce şunu söyleyeyim ben. İlçe başkanımız Eftal Gücü Bey'le biz geçen yıl şey yaptık. Ankara'da bakanlıklara uğramak için hep beraber Ankara'ya gittik. Yalnız abi dedi biz bunları ancak 3 güne tamamlayabiliriz. Tamam dedim sen nasıl dersen başkanım ona göre hareket ederiz falan. 3 günlük almış olduğumuz randevuları ben bir güne bitirdim Sinan Bey. Akşam işte yorulmuştuk. Biraz dinlendik, yemek yedik. Dedi ki abi sana şu konuda hayranım dedi. İlçe başkanımız. Kendisi bizi dinliyordur mutlaka. Yanlışım varsa düzeltebilir. Ya dedi bu iletişim nasıl bir şey ya? Ya gidiyoruz dedi. Ya bakan yardımcısı bizi kapıda karşılıyor. Ya genel müdür karşılıyor. Bakan beyle 3 dakika 5 dakika konuşuyorsun. İstediğini alıp çıkıyorsun. Dedim bu bir de biraz da Allah vergisi dedim. Bu bir yetenek meselesi. Ben hep Oltu halkına istedim. 99'da da öyleydim. Şimdi de böyleyim. Ben Allah beni haramdan hiçbir zaman imtihan etmesin. O buradan dedim akmadığı süre içerisinde ben gider herkesten istediğimi isterim. Niyet hasbi olduğu müddetçe hiçbir sıkıntı olmaz. Bir mesele bu zaten yani. Bunun için Murat Çoşkun kardeşime geleceğim. Beraber gittik. Hakikaten biz 2 günde Oltu'ya çok ciddi şeyler aldık. Gerek TKDK'dan, gerek bizim şu anda onlara hayran kaldım yani. Strateji Daire Başkanımız İbrahim Şenel Bey'den Oltu Kalesi'nin tüm masraflarını aldık yani. Şaşırdı kaldılar. Buradaki Kutaka Başkanımız olsun, ilgililer olsun bunu nasıl başarabildin? Ya bu bir ikna kabiliyetin olacak. Anlatacaksın konuları. Konuları izah edeceksin. Tabii Oltu halkının da bir özelliği var. Allah için çalışanlara dua ediyorlar. Ama Oltu'nun en büyük özelliklerinden bir tanesi, daha önce belki konuşmuşumdur, söylemişimdir. Sinan Bey, tesbihin açamayacağı bir kapı yok Sinan Bey. Evet. Oltu tesbihinin, Oltu taşından yapılan tesbihin açamayacağı bir kapı yok yani. Bu hem manevi yönden hem de bir hediye yönden benim için çok önemliydi. Bütün ben siyasi, sosyal bu konuda yönetici, idareci, protokol veya işte devlet adamlarının hemen hemen hepsinin kapısına gittiğim zaman Oltu halkının selamıyla beraber onlara bu tesbihi ikram etmişimdir. Onların da duaları yüz hürmetine benim isteklerimi yerine getirmişlerdir. Ben onların hayvan barınağı var. Evet tabii şimdi onu izah edeceğim. Ben onların hepsine buradan selam ve saygılarımı sunuyorum. Şimdi bu hayvan barınağı Sinan Bey o kadar güzel bir şekilde yaptık ki şu andaki valimiz Mustafa Bey bizi biraz bu bayanlar o konuda şey yapıyor nedir rahatsız ediyor çok rahatsız ediyor. Başkanım yok köpeğin işte ayağı aksıyordu işte sokaktaydı açtı ona işte mamasını verdim. Başkanım bunlara işte sahip çık. Başkanım bir de okulların çevresinde çocuklarımıza işte saldırıyorlar bunları toparla. Şimdi hayvan barınağını Cumhurbaşkanımızın da emirleri doğrultusunda yaptık.
Hiçbir yardım almadan yaptık. Bitti. Veterinerimiz var şu anda. Atamalarını yaptık. Tabii halk şunu bilmiyor. Mesela biz o topladığımız, affedersiniz, köpeklerimizi sürekli hayvan barınağında misafir edecek bir halimiz yok. Onların sağlığını, sağlık kontrollerini, ameliyat gerekirse ameliyatlarını, bakımlarını yaptıktan sonra küpelerini takıyoruz. Küpelerini takıp tekrar onları dışarıya, sokağa bırakıyoruz. Şimdi vatandaş veya insanlar yine işte sokakta, caddede köpek var. Köpek her zaman olacak. Yani bu mümkün değil. Olacak. Ama sağlıklı olacak. Kısırlaştırıyoruz. Kısır olacak. Ondan sonra işte aşıları olacak. Sağlıklarını, onlar da bir canlı yani. O canlının istekleri, ihtiyacı neyse sağlık açısından, gıda açısından, beslenmeleri açısından ne gerekiyorsa onları yapacağız. Ama sokaklı olacak. Evet, bir külliye görüyorum. Başkanım. Evet. Bu nedir? Şimdi bu arkada bir cami var. Evet. Bu bizim vatandaşlarımızın destekleriyle çok güzel bir cami Oltu Belediyesi olarak yapıp bir de orada taziye evleri. Burası Oltutaş Tespihçiler İşhanı. İşte bitti sayın, şimdi şu an faaliyet. Yok var. Daha yeni. İşte biz bu terminali şimdi göstermediler. Terminal gözüktüğü zaman evet oraya geldiği zaman izah edecektim ben. Bu orada 60 tane dükkan var. 80 metrekarelik. Ön tarafları showroom. Arkası atölye. İkiye bölmüş şartıyla. Onun en kısa zamanda temellerini atacağız. Demirlerini falan biz aldık. Temin ettik Koltuk Belediyesi olarak. Yani zamlardan etkilenmiyor. Evet. Hayır sahipleri hibe ettiler yani. Allah işine. Allah için hibe ettiler. Onu inşallah nasip olursa temellerini hep beraber atarız. Sizi de inşallah nasip olursa davet ederiz. Şeref verirsiniz oltuya. Gelir size de, geldiğinizde de orada bir cağ kebabı ikram etmiş olur size. Şimdi orada Oltu'da şu anda mesela bazı ilçelere gidiyoruz. Hatta bazen köylere gidiyorum. Taziye evleri var. Oltu'da şu anda taziye evimiz yok. Bu bizim için bir ayıp. Köylerimizde var taziye evi ama Oltu merkezde taziye evimiz yok. Sebep ya Oltu'da arsa çok pahalı. Bir de belediye geçmişte bütün belediyenin merkezdeki arsalarını satmış. Hepsini satmışlar. Yani belediye lojmanları, belediye bina, işte bir belediye binamız bile şu anda hacizde bizim. Makam aracımız hepsi hacizde gittiğimde. Binemiyordum ben. 1,5 sene araca binmedim. Oltu'yu Erzurum arası minibüste gidip geliyordum ben falan. Tamam mı? Yani bunlar tabii söylemediğim veya söylemek istediğim, söylemek istemediğim konular ama bazen bazı gerçekleri, evet, gerçekleri de halk bilmesi lazım yani. Bundan dolayı biz o günkü şartlarda onların hepsini kucakladık ve çözdük. Masaya yatırdık, tek tek çözdük. Bugünkü Oltu haline getirdik onları. Yani bizim şimdi hayvan pazarımız, hayvan barınağımız, ayakkabı fabrikamız, Oltu terminalimiz, ilçe terminalimiz, efendime söyleyeyim sosyal tesislerimiz, kilit parkemiz, tamam mı? Asfalt işte şantiyemiz. Yani bunların hepsi var. Şu anda Oltu'nun Allah'tan makine başka evet hiçbir şeye ihtiyacı yok. Yani Oltu 3-5 sene sonra köyleri dahi asfalt olacak Allah nasip ederse. Evet. Köyler dahi asfalt olacak. Başkanım bir izleyicimiz yazmış, merak ettim, onu da sorayım. Oltu başkandan önce güvenli bir yer değildi. Sokaklarda araba yakıyordular. Oltu rahata kavuştu demiş başkanım. Ya ben onu tabii şöyle izah edeyim. 99'da da öyleydi. Bu şeyde de 2019'da da söyledim. Ben Oltu'da gece bekçi gündüz hizmetçi oldum. Söz verdim onlara mikrofonda. Evet, biri geceleri uyumuyor demiş. Evet de. Tabii Allah için. Ben demin onları söyleyemiyorum tabii. Gece namazlarına kalkarım Sinan Bey. Saat 3-4 gibi teheccüd namazına kalktığım zaman teheccüd namazım bittikten sonra hemen operasyon yaparım. Kesinlikle şantiyelerinde. Bekçim uyudu mu
bir ihtar ederim, iki ihtar ederim. Üçüncüsünde de artık yine uykulu yakaladığım zaman böyle bir iki tane elemanıma çıkış verdim yani. Çünkü orada bir emanet söz konusu. Yani ben o bekçi arkadaşımın orada uyuması için onu orada görevlendirmiyorum. Oradaki emanetleri sabah çalışan arkadaşlarıma, çalışmakta olan kardeşlerime teslim edebilmesi için orada o bekçilik yapıyor. Bunu defaten söyledim. Kilit Parke'de mesela biz ciddi üretim yapıyorduk. Bazen kulağıma geliyordu. İşte adam traktörüyle veya aracıyla gitmiş pikabıyla oradan parke almaya. Hemen bunları ben tabii yakalıyordum. Yakalayınca bir iki tanesini de boşalttırdım araçlarından. Küstüler benden, darıldılar. Şimdi o küskünler herhalde bir şey yazmıyor falan. Küskünlerin benden veya darılmış olanların benden en büyük şeyleri şu. Ya kızını işte işe almalarını istiyorlar. Ya oğlunu ya da bir şey istedikleri zaman ben onları veremiyorum. Çünkü Beytülmal'ın hakkını ben kimseye koklatmam mümkün değil. Defaten demişim toplantılarında dahi. Oltu Belediyesi'nde muhasebe açıklarında, muhasebe tetkiklerinde, incelemelerinde eğer 1 lira çalınmışsa bilin ki bunu Necmettin Taşçı çalmıştır. Ben de çalmayacağıma göre kimseye çaldırmam. Allah da bana nasip etmedi. Öyle geldim, öyle de inşallah devam edecek yani bu iş. Başkanım, bir izleyicimiz yazmış Çatak Köyü'nden. Teşekkür ediyor size Ahmet Şahin. Yine Taner Yarar Olur Kale Dibi Mahalle Muhtarıyım demiş. Evet, doğru. Olur'a bağlı bir mahalle olmamıza rağmen başkanımızın bize hatırı sayılır hizmetleri oldu. Kendisine teşekkür ederim. Ben de teşekkür ediyorum. Yani oltu yetmemiş, Olur'a da bir el almışsınız. Doğru. Kale Dibi Olur ilçe olmadan bizim şeyimizdi, nedir? İlçe köyümüzdü. Orada bir hayır sahibi arkadaşım benim, çok samimi bir arkadaşım. Oranın camisini yaptırdı. Camiyi yaptırınca biz caminin açılışına katıldık. Orada kamelya istedi benden. Hemen kamelyasını gönderdim. Bir de parkesini yaptırdım. Olur Belediye Başkanım da sağ olsun o konuda çok gayretlidir. Abi dedi, bana da söyleseydin ben de parkesini yaptırırdım. Dedim sen de o zaman caminin çevresindeki yerleri yaptır. O da sağ olsun çevre düzenlemesini yaptı. Ve o şekilde onlara teslim ettik orayı. Doğrudur. Evet. Bir başka izleyicimiz, Oltu'da kentsel dönüşüm adına neler yaptı başkanımız, projeleri evet. Var mı demiş kendisi. Şu anda ciddi bir projemiz var, hazır. Allah nasip ederse biz o projeleri bundan sonraki dönemlerde Allah nasip ederse yapmaya çalışacağız. Şöyle, Oltu'da Halit Paşa Mahallesi, Şehitler Mahallesi'nin bir kısmı, bir de Aslan Paşa Mahallesi'nin eski mezarlığa giden yol güzergahındaki şu andaki evlerimizde hiç kimse yok. Hepsi merkeze geldi, apartmanlarda oturuyorlar. Halbuki ben Oltu'yu bahçeli evlerle donatılmasını ve yapılmasını istiyorum. Yani Oltu eskiden öyleydi. Her evin bahçesi vardı, tek katlı veya iki katlı ev vardı. Her evin bahçesinde de istenilen envai türlü çeşitli meyvelerimiz vardı. Şimdi bunların hepsi kayboldu. Bir beton yığına yapılmaya başladı. Buna karşıyım ben. Dolayısıyla o bölgelerde kentsel dönüşümde biz iki kat veya en fazla üç kattan fazla inşaat yapmamak kaydıyla bahçeli evler yapmak istiyoruz. Projelerimiz hazır. Allah nasip ederse onları da ilerleyen zamanımız olursa, Oltu halkı bu konuda teveccüh ederse gerekeni yapmaya çalışacağız. Başkanım, çok mesaj geliyor. Bir izleyicimiz, tek sorunumuz evlerden akan suları çok rahat içemiyoruz. Bu da başkanımızın suçu değil ama kendisinin ilgilenmesini istiyoruz. Doğru. Arz edeyim onu. Büyükşehir Belediye Başkanımızın Oltu'ya arıtma tesisleriyle ilgili ciddi bir yatırımı oldu. Eski genel müdürlüğünün. Şu anda onların bölgeye belki arıtma tesisinden peyderpey, bölüm bölüm biz şu anda su vermeye başladık. İnşallah onların da bölgeye, ben şu anda musluktan su içiyorum yani. Tertemiz bir su içiyorum. O bölgeye de inşallah Allah nasip ederse su gittiği zaman o ihtiyaçlarını gidermiş olacağız. Hatta
bu program bittikten sonra yarın gerekirse beni cepten de arayabilirler, makama da gelebilirler, söylesinler. Nereyse oraya ben intikal eder, ilgili arıtma tesisindeki görevli arkadaşlarımızla beraber gider onların ihtiyaçlarını karşılamış oluruz. Vallahi şu an mesajlara yetişmekte güçlük çekiyorum. Herkesin sorduğu bir soru var, o soruyu soracağım. Buyurun. Mesajları yazan birçok izleyicimiz Allah başkanımızı başımızdan eksik etmesin diyor ama siz AK Parti'den yeniden aday oldunuz ama AK Parti aday göstermedi. Yok, ben aday değildim, doğal adaydık. Aday olmadım. Evet, doğal adaydım. Evet, ama AK Parti sizi değil bir başka ismi tercih etti. Herkes başkanım aday olacak mı diye soruyor. Herkes başkanımızı yeniden başımızda görmek istiyoruz diyor. Diyorum ya, yetişmekte gerçekten zorluk çekiyorum. Yurdan daha aşağı yazmış. Evet. Yurdan ablaya da buradan selam. Yurdan benden de selam Yurdan ablaya. Yurdan ablayı ben çok severim. Ben de çok severim. Erzurumlu olarak entelektüel birikimi ben çok severim. İle gerçekten fark yaratan bir isimdir. O yazmış, evet, başkanımızın en önemli özelliği her zaman kimsesizlerin kimsesi olmasıdır. Bunu hiçbir oltulu unutmaz inşallah demiş. Doğrudur. Çok fazla mesaj geliyor bu anlamda yeniden aday olmanız, devam etmeniz noktasında ama bu öyle görünüyor ki AK Parti ile mümkün olmayacak. Düşünüyor mu Necmettin Taşçı aday olmayı? Sinan Bey, ben şu anda AK Parti'nin üyesiyim. Ve AK Parti'nin de belediye başkanıyım şu anda. Henüz şu anda öyle bir düşüncem olmadı ama siyaset, siyasetin bazen belli olmayan bir rüzgarları oluyor. Bu rüzgarlara bazen kapılanlar oluyor. Bazen rüzgarlara karşı cephe olarak mücadele etme boyutları oluyor. Ben henüz şu anda öyle bir şey düşünmedim. Zaten buradan bu sohbetten sonra il başkanımı aradım. Çok sevdiğim il başkanıma, Avukat İbrahim Küçükoğlu'na buradan selam ve saygılarımı iletiyorum. Onunla görüşeceğim. Adaylık meselesi mi? Değil. Oltu'da biraz sıkıntılar var yani. Adaylık açıklandıktan sonra teşkilatımız da istifa etti. Anakademi istifa etti. Ben bunların hiçbirine katılmadım. Ben teşkilatlarda hizipleşmeye, gruplaşmaya veya iç mücadeleye hayatta girmedim. Daha önceki mensup olduğum partilerde, teşkilatlarda, gençlik teşkilatlarında da bile girmedim. Çok zararlı şeyler onlar. Onun için siyasetin rüzgarı çok farklı. Bazen güvendiğin dağlara da kar yağıyor. Bu konuda şu anda herhangi bir şey söyleme şansına sahip değilim. Vallahi yazmışlar. Yazanlardan özür diliyorum. Nasıl 2019'da biz sizi çağırdık geldinizse şimdi de davet ediyoruz diyenlerin sayısı bir doğrudur. Fazla. Ona... Yayından sonra bu mesajlarınızın hepsini Sayın Başkan zaten yayınımızın altında görecek değerli izleyiciler. Hepsini okumam mümkün değil. Yüzlerce mesaj geliyor bu anlamda. Peki başkanım, bir şey soracağım. Samimiyetinize güvenerek soruyorum. Elbette ki. Siz Büyük Birlik Partisi'nden seçildiniz ve AK Parti'ye geçtiniz. Daha sonra 1,5 yıl sonra yanlış hatırlamıyorsam. 8 ay, 1 yıla yakın, özür dilerim. Pişman mısınız bugün gelinen noktaya baktığınızda? Parti de değişikliği yaptınız. Şöyle, şimdi 2019 8 Nisan Pazartesi göreve başladım. Tamam mı? Şimdi çarşamba günü, yani ayın 11'i beni külliyeden aradılar. Cumhurbaşkanımızın baş danışmanı sizinle görüşmek istiyor. Hayırdır? Valla dediler, görüşmek istiyor. Görüştük. Sizinle acilen görüşmemiz gerekiyor. Konu nedir? Görüştüğümüz zaman bunları konuşuruz denildi. Çok ısrar etmeme rağmen Perşembe akşamı, yani ayın 12'si Perşembe akşamı uçağa bindim, gittim Ankara'ya. Cuma günü saat 10.30'da Oran'da Panura diye bir iş merkezi var. Orada görüştük. Bir saat. 10 ile 11.30 arası. Cumhurbaşkanımız
sizi istiyor. Ya dedim, daha ben Bismillah demedim. Oltu Belediyesi borçlu bir belediye. Bir kendime geleyim, bir belediyeyi tanıyayım. Şu anda belediyede ne var ne yok, benim 2004'te bıraktıklarım bir şey var mı yok mu? Bunları bana bir müsaade edin. Bunları bir öğreneyim, göreyim falan diye. Dediler yok, acil. Bir 7-8 ay şey yaptık. Bunları tabiri caizse özür diliyorum, ekmeye çalıştım. Fakat sürekli beni arıyorlar. Ha bugün, ha yarın, en sonunda yerel yönetimlerden o gün sorumlu genel başkan yardımcımız, şimdiki çevre bakanımız, çevre şehircilik ve iklim bakanımız Sayın Üstoseki beni aramaya başladı. Telefonu da var bende. O 99-2004 arası Kayseri Refah Partisi'nden belediye başkanı iken ben Oltu'da Milliyetçi Hareket Partisi'nden belediye başkanıydım. O zamandan beri tanışıyoruz. Unutmuş ama beni. Ben bazı görüşmelerimizi izah ederken o dedi, aynen böyle, abi dedi, kusura bakma. Neticede Mehmet Üsteseki bakanımla başladık biz konuşmaya. Orada bana bazı geçmişteki gençlik teşkilatlarda onun da yapmış olduğu görevleri, benim de yapmış olduğum görevlerden bahsettikten sonra mutlaka sizinle görüşmemiz lazım. Bu beyefendinin emri. Netice itibariyle tabii biz huzura çıktık. Ben dedim tek değilim. Tortum Belediyesi var, bir de Olur Belediyesi var. Beraber hareket ediyoruz. Geldim, izin verdiler bana. Tortum Belediye Başkanı'mdan görüştüm. Pek de şey değildik böyle. Geçiş heveslisi değildik yani. Dedim Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bu kardeşim. Ben Tayyip Erdoğan'ı seviyorum. Ha parti dedim, yani fazla sevmem partiyi ama reis, yani benim sevdiğim bir insan. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminden beri kendisini severim. Üçüncü oğlumun adı bile Muhammed Tayyip yani. Onun adını koymuştum. Neticede Olur Belediye Başkanı'nda konuştuk. AK Parti'ye geçtik. Zaten salondayken şöyle bir durum oldu. Mehmet Öztesek'i bakanımız sunum yapıyor orada. Belediye başkanlarını. Beni sona bırakmışlardı. Ben anons ederken şimdi dedi meşhur Oltu Belediye Başkanlığı deyince salon ciddi bir alkış yaptı. O arada hiç bunu unutmuyorum. Mehmet Sekmen Bey yanımızda başkanımız. O hemen dört tane basamağı vardı sahneye çıktığımız. Dört basamak vardı. O basamaklardan çıkarak Cumhurbaşkanımıza doğru gitti. Cumhurbaşkanımız da elinin tersiyle bunu şey yaptı. İşaret etti. Oradan bana dedi ki sen gel. Gittim yanına. Diğer taraftan da Tortum Belediye Başkanımızı aldılar. Tabii Cumhurbaşkanımız lider yani. Müthiş bir insan. Allah onun yar ve yardımcısı olsun. Neticede belediye, Büyükşehir Belediye Başkanımız, il başkanımız, dört tane milletvekilimizle beraber orada fotoğraflar çekildikten sonra bana herhangi bir işiniz olursa direkt bana geleceksiniz ifadeleri kullanıldı. Oradan ayrıldık. Ama üzüldüm orada. Şöyle bir şeye üzüldüm. Dört milletvekilimiz de, il başkanımız da, Büyükşehir Belediye Başkanımız da bana hayırlı olsun demediler orada. Evet. Evet, Erzurum siyasetinde de evet, ilginç evet, şeyler demediler. Oluyor. Baktığınız zaman. Peki efendim, yani bugün gelinen noktada AK Parti aday göstermedi. Bir kırgınlık oluştu mu sizde? Yok, yani kimseyle... bir başka partideydiniz. Yok. İşte az önce ifade ettiniz, uzun görüşmeler sonrasında evet, ikna edildiniz. Tabii. Gelin bizim aday partimize geçin denildi. Ama gelinen noktada aday gösterilmediniz. Bakın şimdi Sinan Bey, ben dikkat edin çok rahatım. Evet, evet. O gün de rahattım. Her zaman öylesiniz. Evet. Bir stresim veya herhangi bir psikolojik problemim yok Allah'a şükür. Şöyle rahattım yapmış olduğum hizmetlerimden dolayı. Hayır, burada görülüyor zaten. Tabii. Gelen mesajlardan. Tabii. Ya, yapmış olduğum hizmetlerimden dolayı. Dolayısıyla
bu rahatlık, bu sakinlik ve bu şükür ve bu kanaat karlığım yapmış olduğum hizmetler, ciddi hizmetler yaptım ben Oltu'da. Devrim yaptım, eserler bıraktık yani. O kilise hiç böyle perişan gitmiş, herkes orada işte her tarafını delik deşik etmişler, altın aramışlar, başka şeyler aramışlar. Ama kiliseyi bugün kimliğine kavuşturduk. Kale şu anda kimliğine kavuşur. Evet, yıkılıyordu kale neredeyse. Tabii. Birkaç kez tamam. Haberini de yaptık. Dolayısıyla Oltu'da her şey düzene girmiş. Tek sıkıntı benim bu gayretlerim bazen veya öne çıkışım, öne çıkışlarım, bazen de dik duruşlarım şey oldu, istenmedi yani böyle. Bazılarının hoşlarına gitmedi ama ben hep Allah'a dua ettim, şükrettim. Ya Rabbi, Allah'a şükür ki yanlışlara karşı direnç gösteriyor, dik duruyorum. Ya göstermezsem peki, yarın şu anda sağımda solumda kameralar var yani. Cenab-ı Allah'ın melekleri var. Onlar benim hem konuşmalarımı hem de fotoğraflarımı çekiyorlar yani. Onlar da ilgililere götürüp bunları teslim ediyorlar. Dolayısıyla ben bu teslimiyeti Oltu halkı için her zaman yaptım. Bir izleyicimiz Sinan Bey, siz de vesile olun, başkanımız aday olsun demiş. Benim yapabileceğim bir şey olsa ben de aday olmasını kendisinin bir kez daha isterim. Evet. Sayın Başkanı, biz 99 yılından beri takip eden bir gazeteciyim. Ben 95 yılında başladığımda mesleğe. Ta o tarihten tanırız, biliriz. Mesela Kırdağ şenliklerinden hiç bahsetmedi başkanım. O 99-2004 arası Kırdağ şenlikleri efsaneydi. Sabırsızlıkla beklerdik ki Oltu'da Kırdağ şenlikleri olsun. Tüm Türkiye'ye de canlı yayınını rahmetli İrfan Alyanak'ın kurduğu Doğu TV'den duyururduk. Dünyaya, tüm Türkiye'ye. Allah rahmet eylesin. Allah gani gani rahmet eylesin. Ben kendisini çok eski tanırım. Keşke benim söylememle aday olsa da ben söylediğimde. Ama eminim ki bu mesajlar sonrasında ve sizin bu teveccühünüz devam ettiği müddetçe o da kayıtsız kalmayacaktır diyorum. Tercih kendisinin netice itibariyle. Başkanım, son olarak eklemek istediğiniz, söylemek istediğiniz bir şey var mı? 30 Mart'a kadar biz yine sizi konuk mutlaka ederiz Oltu'yla ilgili. Şimdi ben, temel atacaksınız, bir takım açılışlarınız var, onlara da gelir, katılırız ki. Ama buradan sıcağı sıcağına vermek istediğiniz bir mesajınız Sinan var mı? Bir defa benim bir teşkilat terbiyem var. Edebim ve adabım var. Allah gani gani rahmet eylesin. Babam beni 99'da Oltu'ya bırakmıyordu gitmem için. O zaman şu anda İlahiyat Fakültesi'nde çok sevdiğim ağabeyim Mustafa Arman hocam çok ısrar ediyor. Oltu elden çıktı. Oltu'yu mutlaka gelip kurtarmanız lazım. 2019'da söylenen sözleri 1999'da da söylüyorlardı. Tabii biz bugün yüksek okuldan istifa ettik. Gittik. Oltu'daki o hizmetlerimizi yaptık. Şimdi ben adabımla, edebimle her zaman hareket etmek mecburiyetindeyim. Şimdi beni aday etmediler diye kimseye arkadan vurmam. Kimseye karşı herhangi bir saygısızlık yapmam. Ama konuşurum. Tartışırım. İrademi kullanırım. Kararımı da kendi kendime hayırlısı ya Rabbi sen nasip et derim. Allah'ın secdesine kapanır. Ona yalvarırım. O nedirse ona da katlanır. Mesele bu. Onun için ileride veya buradan çıktıktan sonra veya yarın bizi dinleyenlere, özellikle buradan hepsine teşekkür ediyorum, hepsine saygılar sunuyorum. Yarın Kandil, Miraç Kandili. Bu Miraç Kandili'nde aynı zamanda bir de 6 Şubat depremimizin Güneydoğu'daki 11 ilimizde meydana gelen AFAD. Deprem değil. Ben onlara çok gittim oraya. 3-4 defa gittim. 26-27 tır onlara yardımcı olduk o zaman. Ağladığım anlar da oldu orada. Birkaç sefer de ağladım. Bunun için ben hem oradaki şehitlerimizin, kalan kardeşlerimizin, sakat olan can ciğer büyüklerimizin hepsine buradan selam, şehitlerimize rahmet diliyorum. Yıl dönümlerini kutluyorum. Miraç Kandili'nde Oltu halkından bir şey istiyorum. Bunlar dua etsinler.
müsait olanlar da istihareye yatsınlar. Ben de istihareye yatacağım. Evet, bu istihare hep neticesinde... Hep beraber neticeyi bekleyelim. İstihare yani, neticesini. Oltuya karar veren oltular olması lazım. Bu çok önemli. Tamam mı? Oltunun geleceğine oltular karar vermesi lazım. Biz dışarıdan verilen kararları değerlendirmek mecburiyetindeyiz. Benim söyleyeceklerim bunlar. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Beni dinleyen, bana mesaj gönderen, bütün oltulu hemşehrilerime buradan selam ve saygılarımı sunuyorum. Kolaylıklar diliyorum. Hayırlı geceler. Hepimize Allah rahatlık versin diyoruz. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyoruz başkanım. Evet sevgili izleyiciler, gerçekten son derece samimi bir sohbet oldu Sayın Necmettin Taşçı ile. Az önce de ifade ettiğim üzere tanışıklığımız 30 yıla yakındır Sayın Başkan'la, hatta fazladır, 30 yıldan bile fazladır. Kendisi gerçekten Oltu'da. Belli isimler vardır siyasette. O isimler ön plana çıkar, efsaneleşir. Necmettin Taşçı ismi de yaptığı hizmetlerle Oltu'da efsaneleşmiş isimlerden biridir. Kendi tercihidir. Az önce çok esprili de oldu biraz ama Oltu halkı istihareye yazsın dedi. Yarın Miraç Kandili. Bakalım istihare neticesi ne olacak? Ben de görüşeceğim. Ben teşkilat adabı olan, uslubu olan bir adamım. Gideceğim. Şu an AK Partiliyim dedi. Parti teşkilatlarıyla görüşeceğim. Sonrasında bir karar vereceğim. Hayırlısı neyse o olur diyeceğim dedi. Kendisine bu samimi sohbetinden ötürü bir kez daha teşekkür ediyoruz. Yeniden görüşünceye dek hepinize mutlu günler, umutlu yarınlar diliyorum efendim. Hoşça kalın. Çok teşekkür.